değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. 2000 Evler Mahallesi Medaş Kavşağı'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Nevşehir 2000 Evler Mahallesi'nde Medaş Kavşağı'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Medaş Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 3 araçta maddi hasar oluştu. Araçların karıştığı kazada ölen veya yaralananın olmaması sevindirdi. Meydana gelen trafik kazası sonrası yol üzerinde trafik aksamasının uzun sürmemesi için araçlar çekici marifetiyle yoldan kaldırılıp kaza sonrası sürücülere tutanak tanzimi yapıldı. Köylüler taleplerini tüm mecraları iletti. Gözler kasabadan fazla nüfusa sahip o köyde. Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü 31 Aralık 2023 tarihli adrese dayalı nüfus kayıt araştırması sonuçlarını yayınladı. Yayınlanan sonuçlara göre Nevşehir'in en büyük köyü Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören'de tam tamına 2540 kişinin yaşadığı ortaya çıktı. Hal böyle olunca köyde de bir kasaba olma beklentisi oluştu. Köyde yapılan araştırmada 1307 erkek, 1233 kadın toplamda 2540 nüfus olduğunu dile getiren köylüler, Nevşehir'in en kalabalık göç vermeyen köyü olmaktan gurur duyuyoruz. Bizler kasaba olmaya hak ettiğimizi düşünüyoruz. Çalış, Sulusaray, Kavak, Göreme gibi beldelerden daha çok nüfusa sahibiz. Köyümüzün hak ettiği değeri görmesi için kasaba olması şart. Bizler de kendi kendimizi yönetelim. Bir belediye başkanımız olsun. Köyümüz mahallelere ayrılsın istiyoruz. Bu sayede daha çok hizmet alma imkanımız doğar. Belediye bünyesinde iş sahaları çoğalır ve nüfusumuz daha da artar dediler. Nevşehir'in Avunus ilçesine bağlı Çalış kasabasında nüfusun 2000'in altına düşmesiyle birlikte akıllara Çalış köy mü oluyor sorusu geldi. Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü 31 Aralık 2023 tarihli adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre rakamları yayınladı. Buna göre Nevşehir'in il, ilçe, belde, köy ve mahalle nüfusları netlik kazandı. Rakamları incelediğimizde Avunus'un Çalış kasabasının nüfusunun 2000'in altına düştüğü görüldü. İlerleyen süreçte yeni bir yasa çıkması durumunda Çalış kasabası köy statüsüne düşebilir. Yapılan araştırmalara göre Çalış kasabasında 1025 erkek, 970 kadın olmak üzere toplamda 1995 kişi yaşıyor. Kasabalarının köy statüsüne düşmesini istemediklerini ifade eden vatandaşlar, kasabamız belediyelik olduğu için hizmetlere daha kolay ulaşabiliyoruz. Bu anlamda köy statüsüne düşülmesi halinde büyük sıkıntılar çekebiliriz. Bu yüzden kasabada gençlerin kalmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de en önemli çalışma iş sahası olacaktır. Ne kadar iş sahası, o kadar nüfus anlamına geliyor dediler. Nevşehir'in o mahallesini insanlar adeta geceleri terk ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü il, ilçe, belde, köy ve mahalle nüfuslarını açıkladı. 31 Aralık 2023 tarihli araştırmada Nevşehir İl Merkezi'nin en dikkat çeken mahallesi Cami Cedid Mahallesi oldu. 133'ü erkek, 98'i kadın ile toplamda 231 kişinin kayıtlı olduğu mahallenin gecesiyle gündüzü hiç ama hiçbirini tutmuyor. Şehrin en az nüfusuna sahip bu mahallenin çarşı merkezi konumda olmasından dolayı gündüz olunca insanlar akın akın buraya geliyor. Hatta mahalle nüfusunun neredeyse 3 katı esnaf bu mahalle sınırları içerisinde gündüzleri ticaret yapıyor. Genel anlamda bakıldığında ise mahalle nüfusunun günde 100 katı kadar insan bu mahalleye uğruyor. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı olan o köye gezici araç muayene istasyonu gelecek. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyüne Şubat ayının sonlarına doğru gezici araç muayene istasyonu gelecek. Çiftçilerin şehir merkezine gidip zaman ve yakıt harcamadan traktörlerinin yıllık muayenesini yapmaları sağlanacak. Mazı köyünde çiftçilerin traktörlerinin periyodik muayenelerini şehir merkezine gitmeden gezici araç muayene istasyonunda yapmalarına yönelik destekler sürüyor. Köy halkına müjdeyi Mazı Muhtarlığı verdi. Mazı Köyü Muhtarlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan o açıklama ise şu şekilde. Bu ayın Şubat ayının sonlarına doğru köyümüze gezici araç muayene istasyonu gelecektir. Araçlarını muayene yaptırmak isteyen vatandaşlar, araç eksiklerini yaptırıp muayene için isimlerini muhtarlığa yazdırmaları önemli rica olunur ifadelerine yer verildi. Çin takvimine göre 10 Şubat 2024'te ejderha yılına giren Çin'den Kapadokya bölgesine gelen Çinli turist sayısı arttı. Covid-19 ile mücadelenin başladığı 2020 yılına kadar Kapadokya'da yoğunluk oluşturan Çinli turistler 2024'ün başından itibaren yine bölgede ağırlanmaya başlandı. UNESCO Dünya Doğal Kültür Miras Listesi'ndeki Kapadokya'ya Çinli ve Uzak Doğulu turistlerin ziyaretlerinin bu yıldan itibaren pandemi öncesini aratmayacak ölçüde artacağı da öngörülüyor. Turizmci Mehmet Dinler: Çin takvimine göre geçen hafta itibariyle ejderha yılına girmiş bulunuyoruz.
Kapadokya'daki Çinli müşteri sayısı ve yolcu sayısı tabii ki 2018-19 yıllarında gördüğü zirveden henüz çok uzakta. Fakat pandemi sonrasında ölçü alacak olursak 2024 yılı Çin yılbaşısı tatili itibariyle pandemi sonrası için en yüksek seviyede diyebiliriz. Bu rakamlar bize 2024 yoğun sezon ve 2024 sonrasındaki yıllar için umut verici. Şu anda halihazırda Kapadokya'da ve Türkiye'mizde Çinli veya Çin asıllı turistlerin yoğun ilgisiyle karşı karşıyayız. Bu durumdan gayet memnunuz. Umarız Çinli misafirler ülkemizden güzel hatıralarla ve anılarla ayrılırlar. Yani 2023 yılı Uzak Doğu pazarı açısından fena bir yıl değildi. Bu sene özellikle Çin Halk Cumhuriyeti'nden vatandaşların, aynı zamanda Endonezya, Malezya, Singapur, Hong Kong gibi pazarlarda artış bekliyoruz. Japon turist sayısı da geçen sene gruplar bazında fena değildi. 2023 yılına kıyasla 2024 yılında Asya pazarından, Uzak Doğu pazarından artış beklemekteyiz. はい、こんにちは。はい、どうぞ。美味しいですよ。伸びライス、伸び。Bugün Nevşehir'de 6 kişi hayatını kaybetti. Cevher Duduya mahallesi halkından Fatma Ertok 95 yaşında hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi Aşağı Beklik Camii'de kılınan öğlen namazının ardından Taşlıbel Mezarlığı'nda toprağa verildi. Avunos Karaseki mahallesinden emekli imam Halis Kafalı eşi Zeynep Kafalı hayatını kaybetti. Zeynep Kafalı'nın cenazesi öğlen namazına mütakiben Kuzatlı Kanlıca'dan kaldırıldı. Avunos Alaaddin mahallesinden Nalbant Abdullah eşi Nisa Bilgiç hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi saat 2'de taziye evinden kaldırıldı. Ürgüp Karlıköy halkından Hüseyin Demirtaş hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi ikindi namazına mütakiben kılınan cenaze namazının ardından Karlıköy'de defnedildi. Ortaysar kasabası halkından merhum Mehmet Kesen'in oğlu, belediye personellerinden Mümtaz Kesen'in babası Hasan Hüseyin Kesen hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi Ortaysar kasabasında öğlen namazını mütakiben kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Nar Afat Evleri Mahallesi'nden Nideli Şaban adı güzel hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi öğlen namazından sonra Nar Cami Kebir'den kaldırıldı. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.